Efendim, örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan örgülerinde olsun, bebek örgülerinde olsun veya patiklif gibi örgülerde kullanabileceğiniz çok şık, farklı bir gül yapımını göstermek istiyorum. Bunun için Aliza Diva ipim var. Her kalıpta ip de yapabilirsiniz. Çiçeğimi, tomurcuk gülümü iki renkli olarak çalışmak istiyorum. Yapraklarını da yaparak sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle ben iki renkli yaparken ortaya tomurcuk bölümüne koyu rengi, diğer kenar kısmına açık rengi kullanmayı düşünüyorum. Şimdi hemen örgüme zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dört ve katlar olarak çekiyoruz. Burada çiçeğinizin ne kadar büyük olmasına karar verip ona göre çekmeniz gerekiyor. Ben dört ve katlarını çektim. İki zincir de fazladan çektim. Hemen şöyle başlangıç kısmını belli etmek için bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Altı zincir çekiyoruz ve 1, 2, 3, 4. zincire batarak bir sıra delik oluşturuyoruz. Bu şekilde bir sıra delik oluşturuyoruz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 yuva oluşturdum. Bunu daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi önce yuvayı hazırladıktan sonra hemen koyu renkli ipime geçiyorum. İlk tomurcuk kısmını koyu renkli ipimle yapmak istiyorum. Hemen bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu örerek geldiğim ipimi ve yeni başladığım ipimi arada yediriyorum. İki defa ipimi doluyorum. Hemen boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 defa dörüyorum. Son ilmek kapatmıyorum. Tekrar iki doluyorum. 1, 2, 3 defa dörüyorum. Son ilmeği kapatmıyorum. Her defasında çift doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha yedi yapıyorum. Yediye tamamlıyorum. Şimdi tığımın üzerinde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Başlangıçtaki zincir ile birlikte. Bunları ikişerli olarak örerek kapatıyorum. 2, 2, 2, 2, 2 ve son 2'yi kapatarak şimdi ilk yaprağımı oluşturdum. Burada tekrar örgünün sonuna gelmem lazım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ilk boşluğa giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü boşluğa girerek kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane burada zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa girerek sık iğne örer gibi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. Son boşluğa giriyorum. 3. İlk yaprağımız tamamlandı. Başlangıçta 4 zincir çekerek geldik. Ama burada ikinci sırayı tamamladığımız için 1, 2, 3, 4,
5 tane zincir çekiyoruz. Eğer örgünüz toparlayacak olursa zincir sayısını artırabilirsiniz. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum. İpimi çift doluyorum. 1, 2, 3 defa örüyorum. Tekrar çift doluyorum. Aynı şekilde 3 defa örüyorum. Tekrar çift doluyorum. 3 defa da örüyorum. Bu şekilde 7 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane daha yapıyorum. 7. Şu anda tığımın üzerinde 8 tane ilmeğim var. Bunları ikişerli olarak kapatarak örgümün başına doğru geliyorum. Bir zincir çekip hemen ilk boşluğa giriyorum. Birer zincir çekerek bu şekilde 3 defa devam ediyoruz. Dördüncüyü 4 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğa giriyorum. Bundan sonra tekrar 3 defa daha birer zincir çekerek boşluklarına giriyorum. Tekrar 5 zincir. Aynı boşluğa giriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. İlk 3 yaprağımı koyu renk ile yaptım. Yaprağımı kapattım. Şimdi hemen diğer rengime, açık rengime, sarı renge geçiyorum. Bir zincir çektim. Bu defa turuncu ipimi arada ilerleterek kaybetmek istiyorum. Bir tane zincir, pardon, sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Ve aynı şekilde yapraklarımı yaparak devam ediyorum. Bu şekilde 3 tanesini turuncu, 3 tanesini sarı yaparak sıramı tamamladım. Hemen burada ipimi keserek bitiriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Dikmeye başlarken koyu renkli kısımdan başlıyorum. Bu şekilde düz tarafını elime alıyorum. İlk yaprağı ikiye katlıyorum. Sonraki yaprağın tam ortasına gelecek şekilde şu şekilde katlıyorum. Ve bir daha katladığım zaman ortadaki yaprak ikiye katlanmış vaziyette. Diğer iki yaprağın tam ortasında kalacak şekilde buraya tutturuyorum. Ve hemen önce bu kısmı dikerek başlıyorum. Birkaç yerinden bunu sağlamlaştırmamız lazım ki kaymasın. Sonra tekrar katladığım zaman bakın şu şekilde elimle ayarlamam gerekiyor. İki yaprağın arasına gelecek şekilde katlıyorum. Üç yaprağı birleştirecek şekilde katlamaya devam ettim. Hemen arkadan bunu dikerek sabitliyorum. Birkaç defa bu şekilde geçerek arka taraftan yaprağımı sabitliyorum. Çiçeğimiz bu şekilde tamamladık. Şimdi bunun yaprağına geçmek istiyorum.
Yaprağımız için elime şu şekilde ipimi alıyorum. İki parmağım üzerinden bir tur döndürerek aşağı doğru bırakıyorum. Ön taraftan giriyorum ve ipimin devamındaki ilmeği içerisinden halkanın geçiriyorum ve buraya bir tane zincir atıyorum. Bırakıyorum. Şöyle bir halka elde etmiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve bu halkanın içerisine 7 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bir adet trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanın üzerindeki 2 ilmeğin içerisine giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirimin içerisinden geçirerek sabitliyorum. Ve tekrar 7 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bir adet trabzanımı tamamladım. 3 zincir çekerek sık iğne ile halkın içerisini kapatıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Burayı biraz dikmek için pay bırakarak kesiyorum. Şimdi burada ilk başlangıçtaki başladığımız ipimizi şu şekilde tutuyoruz ve çekerek halkamızı kapatıyoruz. Bunu iyice sıkıştırarak çekelim. Bu iki ipi birlikte düğüm atarak buranın ayrılmasını engelliyoruz. Bunun bir tanesini keserek hemen yaprağımın arkasına bu ipi de yok ediyorum. Şimdi bu yaprağımı çiçeğimin iki yaprağının birleştiği yere şu şekilde dikiyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Arkadan ön tarafa geçmeyecek şekilde yaprağımı birkaç yerinden dikerek sabitliyorum. Çiçeğimizin son bitmiş hali bu şekilde. Karşılıklı iki yaprak diktim. Dilerseniz buraya üçüncü ilave edebilirsiniz. Ben bu çiçeği daha büyük olarak da çalıştım. Bu çiçeği aynı şekilde çalıştım ama 10 yaprak olarak hazırladım. Ve iki renkli olarak yaptım. Aynı şekilde ilk başlangıcın 3 yaprağını koyu renkli olarak yaptım. Bakın bu da tek renk olarak çalışmak isteyenlere. Bu da büyük katmerli gül isteyenler için. Bunu da bu şekilde rengi farklı olsun diye iki renk olarak çalıştım. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.